Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Bugün sizlerle birlikte Gerçeğin Aynısı serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz resmin aynısını yapmaya çalışacağız. Umarım yapabiliriz, hoşunuza gider. Ben birkaç tane malzeme aldım size arkadaşlar. Neler var hemen sayalım. Kil var, daha sonra kuvars var, taş basamak var. İşte burada açık gri boyalı cam var, ince cam. Koyu meşe kapı ve nether tuğlası var. Tabii ki de tekstür pekinde şey modern işte arkadaşlar, zaten biliyorsunuzdur. Nasıl yapalım, şöyle yapalım ya, hemen resme bakayım bir şöyle. İyi, resimde gölge yok, hani gölgeleme şeklini de şey yapacaktım da neyse, o kadar önemli değil. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi evimizin hemen şu ön tarafındaki camlardan başlayacağım. Burası kaç bloktur büyük bir ihtimal, kapı. O zaman şöyle yapalım. Hemen ben bu kapıyı koyayım şöyle. Çünkü kapının etrafından yapacağım. Hemen bakıyorum. Aynen, bu kille devam edeceğiz. Şöyle bir yer yapacağız arkadaşlar. Çok güzel. Ve bunun üstünde başka yok. Yani burası var sadece. Buraya da kaç blok koyarız? 1-2 blok da bu tarafa gideceğiz. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Burası şöyle 4 blok olacak. Çok güzel. Hemen bakıyorum tekrardan resme. Evet. Yani aslında buraya böyle bir blok da verebilirim. Ama cam da o kadar. Aynen, bir blok yeterli ya. Yani şöyle falan olması lazım işte. Hop. Yani resimde gözüken şekil tam olarak bu şekilde. Evet, tabii ki şu aşağılar biraz daha ince ama işte Minecraft'ta da öyle bir seçeneğimiz yok biliyorsunuz ki. Hani daha ince yapamayız yani bu aşağı tarafları. Bu aşağı tarafı daha ince yapabilseydik daha güzel bir şey ortaya çıkardı ama maalesef yapamıyoruz. Şimdi bu taraftan 2 verdik. Hemen şimdi bu taraftan da şöyle 1 vereceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyorum şöyle. Evet, bu da aynı bunun boyunda. Ve hemen yanına ne yapıyoruz? Tabii ki de cam yapacağız. Yani şuraya şöyle cam olacak ve burası da 2 blok. Yani 2 blok olacak. Şöyle yapalım. Aslında biz şu camları böyle boydan yapsak acaba kötü mü durur? Zaten burası boydanmış arkadaşlar. Şu an resme baktım. Burası boydan. Hemen şimdi bakıyorum. 1, 2, 3. Aynen. 3 blokluk cam koyacağız. Şimdi şöyle 1, 2, 3 dedik. Güzel. Şu üstünü hemen kapatalım. Daha sonra şuradan da şu şekilde. Bu seriyi istiyorsunuz arkadaşlar, severek izliyorsunuz. Gerçekten benim, yani benim için de çok güzel bir seri oluyor. Hani çok hoşuma gidiyor benim de gerçekten. Hani çünkü gerçekte yapılan şeyin aynısını Minecraft'ta çeviriyoruz arkadaşlar. Tabii bu da olduğu kadar oluyor. Hani ne kadar oluyor tabii az oluyor ama gene de güzel. Şimdi kapının üstünde bir tane boşluk var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey, yani şuradan itibaren değil tabii ki de. Onun kapısı, yani onun kapısı camlarla aynı arkadaşlar. Yani bu kapı camlarla aynı boyda. Ama işte Minecraft'ta da 3 blokluk cam yok. Biz şöyle yapmamız lazım burayı. Hatta bizim burayı da kapatmamız lazım o zaman. Mecbur. Yani mecburiyetten burayı da kapatacağız. Hemen bakıyorum nereye kadar geliyor bu. Şundan bir blok dışarıda arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Ondan bir blok dışarıda. Buradan da şöyle 2 blok dışarıda olacak. Ve şurası da şöyle. Evet, tam olarak bu şekilde. Güzel bir şey. Şimdi şuraya şöyle kırıcılı bir blok bulmamız lazım arkadaşlar. Yani böyle şey gibi nasıl anlatabilirim? Şöyle hemen şu bloklara basayım ben bir. Şurada böyle kremli, böyle daha çok bu kırcıllı gibi öyle bir blok var mı? Bunlar ne, taş tuğla? Şu nedir? End taşı. Şuna bir bakabiliriz aslında. End taşı fena durmadı. Heh. End taşı tuğlasıymış. Şu ikisine de bakalım bir. Vallahi end taşı tuğlası daha güzel bence. Aynen, tam olarak buradan şu şekilde bunu da verdik. Evet, hemen şu saatimizi şöyle düzeltelim. Gayet güzel gidiyoruz bence şu an için. Hani
üstten baktığımız zaman sanırım büyük bir ihtimal arkadaşlar şöyle bir durum var. Şunun üzerine onu niye attıysak, hatta atalım bunları, bunlara gerek yok. Şunun üzerine şöyle birer blok daha çıkmamız lazım. Şöyle çıkalım, burayı da bu şekilde çıkarsak evet şu anda daha iyi oldu. Tam olarak kapının üst tarafını göremiyorum ama herhalde bu şekilde arkadaşlar. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet, şimdi yere ahşap yapacağız. Hop, orada yanlış bir şey yaptım. Oyunu aşağıya attım yanlışlıkla. Şimdi nasıl bir tahta? Ona benzer bir tahta. Yani en güzeli akasya mı? Hemen bu ikiyorum. Aynen. Akasya güzel. Hemen akasya alalım şöyle. Şuradan 2 olması lazım. Hemen tekrar bakıyorum. Evet. 2 mi? Hatta 3'e 3 gibi de burası da. 3'e 3 yapalım o zaman. Çünkü kapıyla aynı boyda arkadaşlar. Şöyle geldik. 3 mü yoksa 2 mi? Hemen şuraya bakalım nereye kadar gidiyor. Şu evin sonuna kadar gidiyor. Şöyle şöyle yapalım. Evet. Aslında tamam, aynen bu şekilde ya. Evet, bu şekilde güzel. Şimdi hemen onun önüne, hemen ön tarafa en son yapalım ya. Hemen yandan devam edelim arkadaşlar, şu yanından. Ortalama burası 4-5 blok falan. Şöyle bir 5 blok yaparsak biz burayı, bayağı bir güzel olacaktır. Hop, şurası da şöyle. Çok güzel. Evin duvar rengiyle zaten şey aynı renkte arkadaşlar. Neydi o? Garaj kapısı. Yani aşağı yukarı aynı renklerde. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şöyle yapayım ben. Şu kadar garaj için yeterli mi? Yok. Yetmez. Şöyle falan daha iyi. Hemen bakıyorum. Evet. Güzel ama bu bir içerideymiş biraz. Şunu da şuradan yapmam gerekiyor. Bu taraflarda beyaz tabii ki de. Üstten yine 2 blok verelim arkadaşlar. Bir şunun üstünden. Yani şöyle. Şurayı kapatalım. Şurada şöyle kapatalım. Güzel. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi önünde 2-2'ye desek, yani 2'ye 2 desek, yani şöyle bir alan var. Hemen bir daha tekrardan bakayım. 2'ye 2 bir alan var arkadaşlar. Şurası başka bir şey olacak. Pardon, çok gittim. Evet. Aslında o kadar çok da gitmemişim. Aynen bu şekilde, evet. Bu şekilde. Şurası da şöyle mi? Evet, böyle bir yer. Böyle bir yer. Şuraya da neyse, burayı sonra yapalım. Biz buradan devam edecektik. Tam olarak tam onun önünde gri şeklinde, garajın önünde gri şekilde. Hemen şimdi üst tarafa bakalım. Garajın üstünden ya da şuradan da alabiliriz biz onu. O köşede üçlü cam var arkadaşlar. Yani şuradan bir yerden bizim üçlü cam çıkarmamız gerekiyor. Hemen tekrardan bir daha bakıyorum şöyle. Tamamdır. Yani gibi gibi. Okey. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şurayı biraz şöyle dolduracağım arkadaşlar. Çünkü doldurmak zorundayım ben burayı. Daha sonra şuradan şöyle devam edelim hatta. Tamam, hatta buraya kadar dolduralım ya biz onu. Evet. Güzel mi? Hemen şöyle bakıyorum. Gayet güzel. Hoş duruyor. Şimdi hemen üstüne baktık şöyle. Tam şu çizgi var ya arkadaşlar. Şuradan şöyle geldik. Çok güzel. Şurasıydı değil mi tam olarak? Hemen bakıyorum. Evet, tam olarak burası. Hemen şöyle bakayım. Altından beyaz gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde 1, 2, 3 desek. Pardon, 4 oldu. Şurası şöyle. Hemen dönüp bakıyorum. Orası da yani 3 bloğa yakın. Evet, yakın. Neyse, orayı sonra yapalım. Hemen üstüne bakacağım bir de. Üstü de gene aynı şekilde. Hop, pardon, yanlış mı oldu? 1, 2, 3. Yo, tamam, doğru. Değil mi? Aynen doğru. Şimdi ben burayı nasıl yapacağım? Orada siyah cam var ya, değil mi? Aslında cam orada farklı. Dur şöyle bir yapalım. Hop, pardon, yanlış oldu. Hemen cam yazayım. Şu camdan kullanırsam acaba nasıl olur? Bu pek belli olmayacak gibi. Hemen tekrar cam yazayım.
Ben en iyisi siyah cam kullanayım ya. Ya da gri mi kullansam? Aynen, gri de olabilir. Evet, bu renk güzel ya, gri güzel. Bir saniye. Şu tamam. Bu tamam mı? Tamam değil, bu böyle olacak. Daha sonra hemen buradan da şöyle 1, 2, 3 desek. Şu bu tarafı da böyle döndüreyim. Böyle, böyle döndüreyim bu tarafı da. Şunu da şöyle yapalım. Hop, şurası da şöyle. Çok güzel. Perfect. Şimdi arkadaşlar, tam olarak ev çaprazdan durduğu için tam olarak hesaplayamıyorum tam nerede olduğunu ama şurası şöyle ya 2 ya 3 olacak. Şöyle 3 yapalım şimdilik. Daha sonra ne var? 3. Güzel. Şurası şöyle 1 2 3 cam olacak. Değil mi? Evet. Daha sonra hop yağmur. Şöyle toggle down fall off. Evet. Burası 3. Burası da 3 yaptık. Sonra tekrardan şöyle bir 3 daha yapalım. Güzel. Tekrar bir 3 daha yaptık. Şimdi arkadaşlar üçlü cam yapacağız. Tekrardan şöyle 1. Nereden geliyor bu cam? Gene aynı yerden aşağı şöyle devam ettirelim biz. O zaman şurada şöyle kapatırsak bence sorun kalmaz gibi. Evet. Dur ama fazla oldu herhalde bu. Şöyle 1, 2, 3. Biz o kadar gitmeyeceğiz değil mi? Aynen o kadar gitmeyeceğiz. 3'ten sonra ne var? Sadece bir tane blok var. Yani şuradan itibaren şöyle olacak ve buralar böyle. Evet. Garajın bir bu işte bir terslik var. Evet. Bir yerde yanlış yapmış arkadaşlar. Şöyle bir yanlış var. Tam olarak bu garajın üzerinden gelecekmiş. Hemen şurada şöyle seri bir şekilde kırayım ben. Evet yani bu burası garaj olacak arkadaşlar. Garaj buradan gelecek. Evet daha sonra hemen bakayım şöyle 1 2 3 4 desek. Buradan bir 4 blok gideyim bakayım 1 2 3 4. Yani o zaman garaj bu kadar olacak. Şurayı indirelim şu şekilde. Hayır arkadaşlar ya mecbur bu şekilde olması lazım. Şimdi o zaman burayı böyle kapatayım. Aynen bu taraf gri olsun. Şu saati de hemen şöyle düzeltelim. Evet güzel. Bence şu an gayet çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Hemen evime tekrardan bakıyorum arkadaşlar. Garajın üstü biraz eğimli bir tavan var arkadaşlar garajın üst tarafında. Ama önce bir şey yapalım. Şu garajın iç kısmını yapalım. Bayağı şöyle bir geniş bir garaj olacak burası. Evet. Şöyle baktığımız zaman gayet güzel gidiyoruz bence. Şimdi şu camı şöyle hemen bir dolduralım. Hop. Yanlış yeri kırdım. Hatta ben önce şuraları bir doldurursam. Hop o yanlış oldu. Daha rahat olacak gibi. Şöyle şöyle getirelim. Güzel. Gayet güzel. Şimdi şuraya camımızı koyduk. Şurası da cam olacak ve şurası da cam olacak. Daha sonra kuvarsla devam ettik. Güzel, gayet güzel. Şimdi hemen bakıyorum şöyle. Hop gene yanlış yaptım. Oyunu aşağıya attım. Şimdi evimizin diğer tarafları gözükmüyor. Fakat şöyle bir şey var. Evimizin çatı kısmı siyah bazında. Ben bunun için işte Nether Tool'a basamağını kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. Şuradan şöyle Nether 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 değil Nether Tuğla basamak olacak. Güzel. Gayet güzel bence bu şekilde. Hatta şurayı şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Aynen. Orayı öyle doldurduk. Çok güzel. Şimdi bu evi nasıl tamamlarız? Nasıl tamamlarız? Aslında bayağı büyük bir ev ama şöyle bir hemen bakayım bir şöyle bir. He, bak mesela şurayı bak tam olarak şuradan şöyle inersem eğer şu şekilde daha sonra işte şurayı da şöyle doldurayım ben bir şu şekilde doldurursak hop şunu da şöyle kapattık güzel şimdi burası da bu şekilde olacağı için şurayı da şöyle hemen kapatalım daha sonra şurayı da şöyle bundan sonrası artık
kendi kafamıza göre arkadaşlar. Hani çünkü resmin devamı yok. Hani resimde gözüken yerler zaten yani gözüken yerleri yaptık arkadaşlar. Şöyle hemen bakıyorum. Gayet güzel bir şekilde olmuş şimdi. Evet, şimdi zaten burası şey olacak. Şurayı şöyle kapatalım. Hop, burası bir oda arkadaşlar. Aslında buraya şöyle bir cam verebiliriz. Burası cam olsun. Şöyle burayı cam yaptık. Şimdi şuradan şöyle bir tane kapatırsam, şuradan da şöyle bir tane kapatırsam. Evet, buraya şöyle üçlü bir cam verebilirim ben. Hop. Şurası da şöyle. Güzel. Çok güzel. Şimdi evet, evimizin burası böyle oldu. Şimdi buradan devam edelim. Hatta tam olarak nasıl devam etsek, yani ev şurada olduğuna göre şuradan bizim zemin yapmamız lazım buraya. Yani hop, şu yanlış oldu. Şöyle falan bir zemini olacak bu evin. Zaten burası da garaj. Hani bu garaj tarafına bir şey yapmaya gerek yok. Şunu da şöyle getirelim. Şunu da şöyle getiririz ve şunu da şöyle getiririz. Şimdi garaj için yeterli mi? Hadi bir tane daha verdik. Şimdi burayı böyle bitirirsek, tamam, bunu da şöyle yapalım. Burası da böyle olacak. Güzel. Hemen şunu da şöyle yapalım. Seri bir şekilde dolduralım arkadaşlar burayı. Şuraya kaç blok verdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok arkadaşlar. Eğer tabi siz de yapmak isterseniz o şekilde yapın. Şimdi hemen şuradan da şöyle gideyim. Evet. Son bir kat daha. Hop, erken döndük. Güzel. Şimdi hemen şu Nether tuğlasını şöyle bir dönmek istiyorum ben. Tamam, buraya kadar bir gelsin. Şimdi şu çatıyı nasıl yaparız? Bence basamak alırsam şuradan. Ne renk bir basamak var onun üzerinde? Şöyle gri tarzlarında. Taş tuğla. Bu ne? Kırık taş basamak. Yani bu olabilir. Şuradan mı başlayacağım? Hayır. Tabii ki de şuradan başlayacağım. Şöyle. Daha sonra şurası da şöyle. Hop. Şurası da şöyle olacak. Ve son olarak da burası da böyle olacak. Ve şu an işte onun çatısı da hazır durumda. Evet, bence gayet güzel oldu arkadaşlar ev ya. Hani abartısız söylüyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bence hani evin yapımında bu kadar yeterli. Çünkü geri kalan tarafı bitirmeme gerek yok. Çünkü siz hani eğer yapacak arkadaşlar varsa istediğiniz şekilde geri kalan tarafı bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen şuraya geçelim. Şuraya çakıl koyacağım arkadaşlar şöyle. Şunu atabiliriz. Şurası şöyle çakıl olsun. Hop, şu şey oldu, fazla oldu. Evet, daha sonra hemen şuradan gri sertleştirilmiş kil olabilir mi? Olabilir. Şöyle. Yanlış yeri kırdık. Şöyle bu evin ön tarafı olacak tabii ki de. Hemen şunu şöyle yapalım. Daha sonra bunu alalım. Evet. Daha sonra koyu gri bir kil alalım. Hemen şuradan şöyle. Koyu. Yok. Tekrardan gri yazarsak aynen şu olabilir. Şu ne? Gri sertleştirilmiş kil. Hemen şunu yanına koyalım. Gayet güzel. Şimdi acaba ben hemen şurayı doldurayım şöyle de dörtlü şekilde. Evet, burayı doldurduk. Şimdi hemen şöyle bakıyorum. Garajın önü arkadaşlar gri olacak. Onu da bir gri bulalım ama hangi griyi? Yün kullanalım bence onda. Yani en mantıklısı o. Şu hemen nereye kadar, tabii ki de bakıyoruz hemen. Şu devam edecekmiş arkadaşlar. Şuraya kadar. Ben hemen şu garajın önünde doldurup tekrardan geliyorum. Evet, burayı da bitirdik. Hemen şunu tekrardan elime alayım arkadaşlar.
Şu öbür taraf, öbür tarafta bir şey yok. Şunu da şöyle yaptık. Gayet güzel. Biz şimdi oraya çakıl koyduk ama şunla aynı yapabilirim şu kapı girişini de. Tam olarak şurası. Böyle açık tonlarda bir renk. Evet, şimdi aslında öbür tarafı da aynı şekilde. Yani orası da ikili. Evet, ikili ve orada bir yerde kapanıyor o. 2 2 2 hep 2 dönüyor yani. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle 2 gidiyoruz. 2 gittik. Pardon, 2 gittik. Şöyle 2 döndük. Daha sonra 2 bir daha dönüyoruz. Evet, şöyle bir şey var orada. Ve yani bordo renklerinde, bordo diye bir şey var mı? Yok, kırmızı vardır anca. Ama şu. Mesela ben şunu alayım şöyle. Bakayım ne kadar. Camdan bir düşük yani şöyle falan. Nereye kadar? Hemen ona da bakalım. O zaman şurayı şöyle yapalım biz. Güzel, burası böyle olsun. Ve onun bittiği yerden de ahşap başlıyor. Yani şöyle tahta var. Şu renklerde bir tahta bizim işimizi görecektir. Onu da şuradan şöyle getirelim. Nereye kadar gelsin? Şuraya kadar gelsin. Hemen şunu da şöyle getirelim. Evet, güzel. Hatta şunu da şöyle getirirsek o zaman burası da tamamdır. Ay, boğazıma bir gıcık geldi. Boğazıma gıcık geldi, gitmiyor. Neyse. Şimdi aslında şu yerdeki yapraklar yerine, neyse şöyle yapalım biz. Ya buna benziyor ama tabii bunun böyle daha şey yaprak versiyonu gibi. Baya bildiğin bahçeye böyle kuru yapraklar dökmüşler. Evet. Burası çok güzel. Şu kapının önündeki ne tam olarak anlamadım ama oraya öyle bir şey koymamız lazım ama nasıl koyacağız onu? Buldum. Şey yok mu ya? Çit yapalım o zaman. Ne renk o? Çit de olmaz ki. Acaba olur mu tam olarak bilmiyorum ama yani hani gibi gibi. Ben şey koyacağım ya, bu taştan var ya, taş çit mi ne o? Nasıl bulacağız onu? Ha, şu. Şundan şöyle yapalım. Daha sonra bir tane de şöyle yapalım. Hatta şunu da şöyle yapalım. Hemen bakıyorum bir. Yani şuradan şöyle de olabilir hatta. Aynen. Yani bu şekilde bir şey. Evet. Şimdi eksik olarak ağaçlarımız var. Ama şöyle bir de durumumuz var. Bunun üzerine ağaç ekiliyor mu? Şimdi fidanlara bakalım bir. Zannetmiyorum ya bunun üstüne. Yok. İmkanı yok, ağaç ekemeyiz bunun üstüne. O zaman biz de şöyle yapalım. Bir tane şuraya. Ne bu abi? Ne ekiyoruz biz şu an? Orman ağacı. Biz ağaç ekmeyelim ya. Şöyle yapalım o zaman. Şu çimenler var ya. Bunlar nasıl uzuyordu ya? Uzun çimenler nerede acaba? Hemen şöyle bakıyorum. Bakıyorum. Şu mu? Heh. İşte bunlar çok güzel. Süper. Şimdi bir tane de şuraya koyalım. Gayet güzel. Şimdi hemen şuraya bakıyorum. Şu bir tane şurada var. Tekrardan bakıyorum. Burada bayağı var. Bir tane şuraya koyalım. Biz de bir tane de şuraya koyalım şöyle. Evet. Valla şu saati bir düzelteyim şöyle. Evet. Arkadaşlar evimiz bitti ya. Valla bitti şu an. Hemen şöyle döneyim ben. Şunu da atayım elinden. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şu an hatta var, aynısı oldu var ya. Heh, şöyle yaparsak hatta. Heh. Biraz da şöyle. Evet. Aynısını yaptık. Bence mükemmel oldu arkadaşlar. Deli bir like bekliyorum sizden.
10 numara 5 yıldız bir ev yaptık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Videoyu beğenseniz hemen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz sol aşağı köşeden hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.